Helal Mecnun'da tanıdım sizi ama daha sonra bu ekip gittikçe büyüdü ve şu an merakla bekleniyor filmlerini. Acaba ekranlarda dizi gibi bir şey ya da hani internet dizisi mi bilmiyorum. Böyle bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Ya. Çok tatlısın, çok teşekkürler, eyvallah. Ya şöyle bir şey oluyor, televizyon denen şey çok acımasız. Yani bir şey yapıyoruz ve televizyonda bir zaman sonra onun cenazesini kaldırıyoruz, o yaptığımız şeyin. Üzülüyoruz da, bir şeyin tutması televizyonda çok... Yani bu film yapınca kalıcı bir şey oluyor, yani az izlense de bir şekilde kalıcı bir şey. Film yapmış oluyoruz, o daha cazip geliyor. Onu düşünüyoruz. Ya öyle planlarımız var. Yani o da bir süreç ama onun için de bir çalışmamız gerekiyor. Ya biraz film yapalım. Ondan sonra internette dizi yapacağız yüksek ihtimal. Öyle niyetlerimiz var. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Aha. Ölümlü dünyada da bunda da özellikle suç teması işlemenizin sebebi var mı? Yok, denk geliyor gerçekten. Ya o mevzulardan çok güzel durumlar yaratılıyor. Bizim aslında olayımız biraz durumlar yaratmak. Ve oyuncuları, karakterleri o durumların içine salmak. Oradan biz bir mizah, komedi çıkarıyoruz. Öyle eğleniyoruz. Yani o yüzden böyle ikisine de denk geldi. Bir sonrakinde belki postapokaliptik bir şey yaparız. Böyle başka bir şeyde, başka bir durum yaratıp, başka bir dünyada onu çekeriz. Buyurun. Bir performans sanatçısının seri katil olabilmesini kim düşündü ve bu fikir nasıl ortaya çıktı? Nasıl bağlayacağız diye düşündük. Böyle bağlı. Çünkü yani orada yani ciddi bir seri katil bizim ülkemizde pek yemez. Seri katillere de çok şey yapmayız, görmedik, alışkın olduğumuz da bir durum değil. Bir zaman sonra işte o seri katil buraya evrildi. Bence daha iyi oldu böyle. Çok özür dilerim. Önde bir hanımefendi. Buyurun. Ben günlük hayatımda serbest gibi değilim. Bunu söylemek istiyorum. Ama demek istediğinizi anladım. Bu filmde Dizdar Koçu gerçek bir ırz düşmanı. İnşallah yolda tepki çekmem çünkü yani rahatsız edici. Zaten rahatsız edelim dedik biz. Yani bu adam rahatsız edici olsun dedik. Serbest, beceriksiz, şeysiz, yönsüz bir adam yani. Bunun çok istikameti çok belli, çok hedefi belli yani Dizdar Koçu'nun. İkisi de üstüme yazılmadı. Ama yazarken, aa bu Feyyaz ya diyorlar. Ya hele serbest yani Feyyaz düşünülerek yazılan bir karakter ama Feyyaz'ın oyuncağını hayal ediyorduk sadece. Yani çok zor bir şey çünkü yani öyle bir rolü yani daha önce çok fazla tecrübesi olmayan birine emanet etmek o hep beraber aldığımız bir riskti. Sonucu da güzel olmuştur inşallah. Bir sorum var. Buyurun. Şimdi son dönemde Cem Yılmaz'ın filmlerine baktığımızda hep benzer kadrolarla film yaptığını görüyoruz. Sizin filmlerinizde de Feyyaz Bey çok memnunuz, devam ediyor filmlerde oynamaya. Peki böyle bir her sinema ekolünün bu gibi bir kadrosu olacak mı yani? Siz bu şekilde mi devam etmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa yani Burak Aksak'la tekrar mesela yolunuz kesişecek mi gibi sorun? Yani ben Cem Yılmaz'ın yaptığı şeyi son derece doğru ve konforlu buluyorum. Bir zaman sonra çünkü fazla iş yapınca, fazla hikaye, fazla film, film başlıyor. Yavaş yavaş film başlıyor. Bir zaman sonra buna gerçekten ihtiyaç duyuyor insan. Ve tanıdığın insanlarla beraber çok hızlı yol alabiliyorsun. Ona bir metodu, işte bir yöntemi, bir dili falan anlatırken böyle biraz zaman geçirmen gerekiyor. Eğer bildiğin, tanıdığın insanlarla birlikte bir şey yapıyorsan çok hızlı bir şekilde dahil oluyorsun hikayeye. Bir de zaten birlikte yazıyoruz. Bir de o kısmı da var. Yani. Ya onun ötesinde hani oyun anlamında. Ya ben keşke, mesela isterim keşke Aziz falan da oynasa. Yani senaryoyu yazan 3 kişi, yani hikayenin en sıfırdan itibaren hikayenin tamamında çok emeği olan
Herkes tabii, o yüzden mesela biz Aziz'le Ali'nin oynamasını çok istiyoruz. Çünkü o kendi yazdığı senaryoyu herkesten daha iyi anlıyor, biliyor. Bu benim oyuncu olarak da avantajım bu. Çünkü hani hikayenin nasıl geliştiğini biliyorum. Bu bence iyi bir şey ya. Benim Aziz'i, Ali'yi çok iyi anlamam onların işine geliyordur. Zaten bu sayede. Neyse ya işte ya. Düşün, ben oynayamıyorum bile yani. Kendime, benim en fazla oynamak isteyeceğim türde filmler bunlar ve oynayamıyorum. Tamam, içinde bulamıyorum, kendime yer bulamıyorum. O yüzden ekip olmak çok güzel bir şeydir gerçekten. Ben çok iyi anlıyorum Cemil'imizi ve bence çok doğru bir yolu. Yani inşallah bana da nasip olur öyle bir şey. Feyyaz'la 30 tane film çekeriz. Uğur abiyle, Binnur'la, Alper'le, Sarp'la hepsinin olduğu filmler yaparız sürekli. Daha da genişler inşallah. Evet, son birkaç tane alalım. Galiba biraz sonra bir seans falan değil mi? Gitmemiz gerekecek. Evet. Bir yukarıdakine söz vermiştim. İki gün Feyyaz abi çok güzel dayaklar yiyor. Hani böyle buna bir yeteneğiniz var mı? Bu hani komedi tarzını devam edeceksiniz yoksa işte dramdır, daha farklı türler gidelim. Süper, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şu an biraz komedi yapmak istiyoruz ama ya anlatmak istediğimiz çok hikaye var başka. Biz bu ekip aynen böyle devam edip çok alakasız, aklımıza gelen ve bizi böyle kaşıyan hikayeler anlatacağız. Bir süre sonra komedi olup olmadığıyla da ilgilenmeyeceğiz. Sadece geniş kitlelerle bir temas etmek için böyle uygun bir alan komedi, uygun bir dil. O yüzden şu an böyle komedi filmleri çekiyoruz. Bir süre sonra başka şeyler yapabiliriz rahatlıkla. Çok teşekkür ediyorum. Çok özür dilerim seni kırdıysam. O gemi tabii ki gelecek bir gün. Senin için rahat olsun. Hepinize iyi akşamlar.